Ya şu internet keşke eskiden de bu kadar yaygın olsaydı. Selami ile boşanmazdık biz belki de. Vallahi ben de tam tersini duyuyorum. Boşanma nedenleri arasına internet de girmiş. Yani o interneti nasıl kullandığınla ilgili Meltemciğim çok faydalı bilgiler de var burada. E tabii orası öyle. Bak, bak şimdi. Mutlu evliliğin sırları. Aa, ben bu lafa gıcık oluyorum. Ya kardeşim madem mutlu evlilik diye bir şey var, niye bunun formülünü sır olarak saklıyorsun? Söyle, herkes bilsin. Ya dur bir dakika, okuyorum. Bir dakika, oku. Evliliğe bir saat özgürlük molası. Özgürlük molası? Evet, evet. Evliliğe bir saat özgürlük molası verin. Az kaldı, son paragrafı okuyorum. Sonuç olarak başlangıçta eşlerin her şeyi beraber yapmaları güzeldir. Ama her şeyi beraber yapan çiftler zamanla konuşacak, paylaşacak şey bulamıyorlar. Bu da evlilikte iletişim problemlerine yol açıyor. Ki sizde de böyle oluyor Meltemciğim. Aslında doğru biliyor musun? Ya adamın yeni anısı olmadığı için hani okul anılarını, askerlik anılarını 40 defa evirip çevirip anlatıyor. Biz ne yapıyoruz? 40 kere çocukluk anılarımızı anlatıyoruz. Peki, tespit doğru. Yazı ne öneriyor? O bir saat içinde her eş canı ne istiyorsa onu yapabilir diyor. Mesela? Ya mesela Haluk'un asla gitmek istemeyeceği bir sanat filmine gitmek veya bir sergi gezmek. Canın ne isterse, hiç değilse bir saat özgürsün. Oh! Vallahi ben bu fikri çok tuttum. Bu akşam uygulamaya koyuyorum. Haluk'u ikna etmeden diyorsun yani. E canım, ben sinemaya gitme ya da kitap okuma özgürlüğümü kullanırken o da benim arkamdan söylenme özgürlüğünü kullanır. Olur biter yani, ikna etmeye çok gerek yok. Ne yapıyorsun Meltem? Liste yapıyorum. Ne listesi? Evliliğe bir saat özgürlük molası vereceğiz ya. O zaman yapacağım şeyleri yazıyorum. Ha, sen bu işi iyice ciddiye aldın bakıyorum. Evet. Yani fikir güzel de ne yapacağıma karar vermek çok zormuş ya. Yıllardır o kadar çok şeyi ertelemişim ki hangisini önce yapsam bilemedim. Bence sen yine de Haluk'u bu fikre ikna et Meltem. Ya Allah aşkına hiç izinli özgürlük olur mu? Yani bunu yapmak için Haluk'tan izin mi alacağım? Ayrıca eminim bu özgürlük fikri Haluk'un da hoşuna gidecektir. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.